Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber T-Tech AirBeat Pro Max modeli gerçek kablosuz kulaklığı detaylıca inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz videomuza başlayalım. Her zaman olduğu gibi cihaz satın almak isteyenler için aşağıya bir link bırakıyorum. Cihazı buradan güvenle satın alabilirsiniz. Bu bir affiliate linktir. Gövde özellikleriyle incelememize başlayalım. İki tane farklı rengi var. Bir tanesi siyah, diğeri ise beyaz. İkisi de mat yüzeye sahip. Eldeki hissiyatları gayet güzel. Boyut olarak baktığınız zaman avucunuzun içine sığabiliyor. Şarj kutusu 40 gram ağırlığında. Kulaklıkların tanesi ise 4.8 gram ağırlıklarına sahip. Şarj kutusunun üzerinde bir tane tip C giriş bulunuyor. Cihazı buradan şarj edebiliyoruz. Kapağı açtığımız zaman burada ön tarafta bir tane LED'imiz var. Bunun sayesinde cihazın pilinin ne kadar kaldığını 3 aşağı 5 yukarı anlayabiliyorsunuz. %20'den aşağı kaldıysa pili ışık kırmızı olarak yanıyor. Ancak 21 ve üzeri ise pilimizin rengi beyaz renk olarak yanıyor. Ve burada da bir tane tuşumuz var. İki kulaklığın ortasına güzelce gizlenmiş. Bu tuş ise eşleşme tuşu. Aynı zamanda kulaklıklara baktığımız zaman ise kulaklıkların yapısı da yine mat bir yüzeye sahip. Üst taraflarına geldiğimiz zaman burada ufak ledlerimiz var. En altta ise T-Tech logolarını görüyoruz. Ben kulaklıkların yapılarını beğendiğimi söylemek istiyorum. Çünkü böyle köşeli farklı bir tasarım diline sahip. Gayet güzel, hoş olmuş denilebilir. Kulaklıkların ucuna geldiğimiz zaman ise silikon uçlu kulaklıklar bulunuyor. Yani kulağımıza iyi bir şekilde oturuyor ve aynı zamanda izolasyon kısmında da yine geçerli notu veriyorum kendisine. Silikonlu kulaklıklar bildiğiniz gibi normal plastik uçlu kulaklıklara göre daha iyi bir izolasyon performansını bizlere sağlıyor. Ve aynı zamanda IPX5 derecesine sahip. Yani bu ne anlamı geliyor? Tere karşı, yağmura karşı bir problem yaşamıyorsunuz bu kulaklıkla beraber. Gayet güzel olmuş. Bu arada tasarım dilinden bahsederken şunu söylemeyi unuttum. Mat bir yüzeydi ama etrafında da parlak siyah bir çizgiyle geçilmiş. O da böyle güzel, elegant bir dokunuş yapmış. Aynı bu dokunuş yine şarj kutusunda da var. Onun da altını çizmek istiyorum. Kulaklıklar dokunmatik arkadaşlar. Dokunmatik özelliklerle çalıştırabiliyorsunuz. Burada videoyu durdurarak hangi özelliği nasıl açtığınızı, nasıl kullanabileceğinizi sizlere gösteriyorum. Bir de şimdi isterseniz kulağıma bir takayım. Kulağımda nasıl durduğunu da size şu şekilde göstereyim. Gayet güzel bir yapısı var. Kulağa iyi bir şekilde oturuyor. Bunu söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda gayet de şık duruyor bence. Şimdi ise herkesin merak ettiği noktalardan biri olan ses performansından bahsetmek istiyorum sizlere. Burada gerçekten çok iyi bir ses performansı var. Bence sesin hem yüksekliği hem basların dolgunluğu, aynı zamanda tizlerin netliği. Yani böyle benim tabirim vardır ya, şıkır şıkır ses veriyor diye. İşte bu kulaklık bizlere bu şıkır şıkır sesi veriyor. Gayet temiz, gayet güzel, dolgun basların olduğu, vokalleri rahat bir şekilde alabildiğiniz güzel bir kulaklık olmuş. Gayet dengeli bir yapısı bulunuyor. Bu kulaklıkta aynı zamanda bir de aktif gürültü engelleyici var arkadaşlar. Bu aktif gürültü engelleyiciyi açmak için sağ kulakla 2 saniye basılı tutuyorsunuz. Burada 3 tane farklı mod var. Bunlardan bir tanesi açma işine yarıyor bu aktif gürültü engelleyici. İkincisi şeffaflık modu. Üçüncüsü ise hem aktif gürültü engelleyiciyi kapıyor hem de şeffaflık modunu. Yani her şeyin kapalı olduğu modda bulunuyor. 3 farklı mod burada bizlere sunulmuş. Aktif gürültü engelleyici 40 desibele kadar hibrit bir gürültü engelleme performansını bizlere sağlıyor. Fiyat aralığı kısmında kıyasladığımız zaman aktif gürültü engelleyicinin performansı kabul edilebilir. Tabii ki böyle üst segment kulaklıklarla kıyaslamak doğru olmaz. Kendi fiyat aralığındaki kulaklıklar arasında iyi bir yerde olduğunu söyleyebiliriz aktif gürültü engelleyici performansının. Aynı şekilde şeffaflık modu da gayet iyi çalışıyor. Böylelikle bu modu açtığınız zaman dışarıdaki sesleri daha net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Bu kulaklığın bir de keşke uygulaması olsaydı da uygulama üzerinden biraz daha kullanımı kolay olsaydı diye düşünmeden edemedim arkadaşlar. Ancak yine kulaklığın üzerindeki dokunmatik alanlara dokunarak bu modlar arası geçişleri değiştirmek mümkün. Şimdi ise sırada mikrofon performansı var. Böylelikle sessiz ve kapalı bir ortamdaki ses performansını şu anda test etmiş olduk. Ve her zaman olduğu gibi arka plana bir kafe gürültüsü açıyorum. Böylelikle bir kafeye gittiğiniz zaman, arkadaşlarınızla telefonla görüştüğünüzde ya da bir online toplantıya katıldığınız zaman karşı taraf sesinizi işte aynen bu kalitede duyacak. Şimdi ise her zaman olduğu gibi dışarı çıkacağız ve dışarıdaki mikrofon performansına bir göz atacağız. Evet, şimdi her zamanki mekanımıza mikrofon performans testini yapmak için geldik. Arabalar vızır vızır geçiyor derken şu anda sessizlik oldu. Cihazın mikrofon performansı gerçekten başarılı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Birazdan zaten arabalar geçtiğinde bana hak vereceksiniz. Aynı zamanda bu cihazın rüzgar sesi engelleme teknolojisi bulunuyor. 45 km hızındaki rüzgarlarda dahi karşı tarafa sesinizi net bir şekilde iletebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada sözü de uzatıyorum ki arabalar da gelsin diye. Yavaş yavaş bir şeyler geçmeye başladı. Aynı zamanda 6 adet mikrofon bulunuyor ve ENC gürültü engelleme teknolojisi sayesinde beraber ekstradan daha da kaliteli bir şekilde mikrofondaki sesleri karşı taraf duyuyor ve şimdi arabalar da gelmeye başladı. Gayet vızır vızır yoğun bir saatte arabaların geçtiği durumda işte karşı taraf sesinizi bu kalitede duyacak. Ben gerçekten çok beğendim performansını
Peki ya sizin düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorumlar kısmında buluşalım. Kulaklığın pil performansına geldiğimiz zaman bu kulaklık bizlere 38 saatlik bir performansı sağlıyor toplamda. Kulaklıklar kendi başlarına 8 saatlik performans sağlıyor. Gerçekten iyi bir değer bu. Aynı zamanda şarj kutusu da 30 saati sağlıyor. Yani böylelikle toplamda 38 saate ulaşmış oluyoruz. Aynı zamanda hızlı bir şarj özelliği var. T-Tek buna Charge and Go demiş. 15 dakikalık bir şarj ile 2 saat müzik dinleme keyfini bizlere yaşatabiliyor. Kulaklığın pilinin sıfırdan yüze dolması ise yaklaşık olarak 1,5 saatimizi alıyor arkadaşlar. Demin de söylediğim gibi kulaklığımız Tip-C kablo üzerinden şarj oluyor ve eğer pili %20'nin altına inerse şarj kutusunun önünde bulunan LED ışık kırmızı renkte yanıyor. Bağlantı kısmına geldiğimiz zaman Bluetooth 5.2 ile beraber gelmiş. Aynı zamanda bu kulaklıkları tek tek kullanabiliyoruz. Yani sağ kulaklık ve sol kulaklık olmak üzere. Ancak ne yazık ki aynı anda iki farklı cihaza bağlayamıyoruz arkadaşlar. Video kısmında yaptığım testlerde herhangi bir şekilde bir gecikme yok. Oyun kısmında güzel bir nokta daha var. Bir de oyun modu bulunuyor. Böylelikle 72 milisaniyelik bir düşük gecikme performansı da bu kulaklıkta bizlere sunulmuş. Evet, dilim döndüğünce T-Tek AirBeat Pro Max modelini sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.